Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere kahvaltıyı hazırlayabileceğiniz çok kolay bir tarifim var. Kahvaltılık çörek de diyebiliriz. İçerisinde azıcık un, biraz sebze, kaşar, peynir, yumurtayı böyle güzelce bir karıştıracağız. Kesip servis edeceğiz. Hemen çayınızı ocağınıza koyun. Çay olana kadar çöreğiniz de hazır olacak. Fazla malzeme gibi durabilir ama birçoğu evimizde olan malzeme. Belki taze soğan, herkesin evinde olmayabilir. Kırmızı biber olmayabilir. Onları da arzu etmezseniz koymayın kırmızı biberi. Mesela yeşil soğan yerine kuru soğan da koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ama yeşil soğanınız varsa onu tercih etmenizi tavsiye ederim. Hemen öncelikle malzemelerimi sıralayayım. Ondan sonra hepsini böyle küp küp doğrayıp karıştıracağız. Bir tane benim evde böyle kırmızı biber vardı. Ben temizledim, hepsini yıkadım. İki tane yeşil biber. Bir tane havuç. Havucu da koymak zorunda değilsiniz. Yoksa iki tane orta boy patates, iki tane domates. Şöyle küçüklerinden 5 dal taze soğan ya da bir tane orta boy kuru soğan, bir tutam maydanoz. Bunları doğrayayım. Diğer malzemeleri koyarken sıralayacağım. Önce hepsini küp küp doğrayayım. Ben bazen kahvaltı hazırlıyorum, bazen 5 çayını hazırlıyorum. Hepsini yapabilirsiniz. Gayet uyumlu bir tarif. Öncelikle patateslerimi küp küp doğrayayım. Hepsini böyle küçük küçük küp küp doğrayın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor ama çok lezzetli. Uzun uzun yapıp hemen hızlıca küp küp doğruyorum. Bu da kolay bir yöntem. Öncesinde doğramadım. Çünkü sizlere patatesin, domatesin yani sebzelerin boyutlarını göstermek istedim. Hemen domatesi de aynı şekilde küp küp doğruyorum. Taze soğanı da küçük küçük doğrayayım. Biberleri de önce uzun şerit haline getirip ondan sonra doğruyorum. Havucu da ince uzun uzun doğrayacağım. Umarım sebzeleri doğrarken sizi sıkmıyorum. Elimden geldiğince böyle hızlandırarak yapıyorum. Ama nasıl doğradığımı ya da ne kadar büyüklükte malzeme kullandığımı görmenizi istiyorum. Çünkü herkes, kimisi ilk defa mutfağa giriyor, kimisi yeni yeni öğreniyor. Neyi nasıl doğrayacağını tam bilmeyebilir, onlara yardımcı olmak için. Ben maydanozu da doğruyorum. Maydanozu doğradığıma göre sebzelerin hepsini hemen 2 dakikada doğradım. Hazır sebzelerim. Şimdi bunu bir kenara alayım. Tam bu esnada fırınınızı 190 dereceye getirin. Önceden en az bir 10 dakika öncesinden ısınmış fırın olsun. Ben de fırınımı açtım. 3 adet yumurta. Yarım su bardağı. Evimizdeki klasik bardaklarla şöyle sıvı yağ. 1 su bardağı süt. Öncelikle bu malzemeleri güzel bir karıştırayım. Bir pakette kabartma tozu. Tuz, karabiber, pul biber. Tuz hemen hemen yarım tatlı kaşığından biraz fazla. Karabiberle pul biber de 1 çay kaşığı kadar. Gene sizler damak tadınıza göre bakarsınız. İyice çırpıyorum. Böyle birazcık kötü olmaya yaklaşmış peynirlerim hemen hemen bir 70 gram, 75 gram beyaz peynir. Şöyle bir avuçta, hatta bir avuçtan biraz daha az kaşar ilave ediyorum. Bu kaşarı da üzerine ilave edeceğim. Şöyle tekrar karıştırayım.
Tamamdır. Şimdi hemen doğradığım sebzeleri içine ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Yanıma 2 su bardağı unu aldım. Şimdi ben yavaş ilave edip karıştıracağım. Size sonunda ne kadar un kattığımı da söyleyeceğim. Çok fazla un katmayacağım. Biraz daha katacağım. Şu kalan son unumu da koyayım. 2 su bardağı un koymuş oldum. Şimdi şöyle güzelce bir karıştırayım. Kıvamını da iyice şöyle kamerayı yakınlaştırdım. Olması gereken kıvam bu arkadaşlar. 2-2,5 su bardağı ortalama un gidiyor. Tamamdır. Artık karıştırdı. Yeterli. Şunu alayım. Şöyle yuvarlak bir borcam kullanacağım. Altını birazcık şöyle elime tereyağını aldım. Her tarafına sürüyorum. Bu yağın hepsine sürmeyeceğim tabii ki arkadaşlar. İsterseniz böyle fırın tepsisinde yapın. Biraz daha ince olur. O da güzel oluyor. Kalın isterseniz böyle benim gibi. Biraz daha büyük, küçük bir kap kullanın. Ben normalde fırın tepsisinde de yapıyorum. Böyle de yapıyorum. Hiç fark etmez. Sadece kalın ya da ince olur. O kadar. Tadında hiçbir değişiklik olmayacaktır. Şimdi yağladığım tepsinin içerisine hazırladığım karışımı döküyorum. Spatulayla güzelce yayıyorum. Zaten kendisi gayet güzel yayıldı. Görüntünün güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Harika duruyor. Şimdi üzerine ayırdığım kaşarı serpiyorum. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında ortalama bir 30-35 dakika arası pişecektir. Sizlere gene ne kadar sürede piştiğini söyleyeceğim sonunda. Şimdi fırına götürüp dikkatlice pişiriyorum. Fırından çıkardım. Harika olmuş arkadaşlar. Benim fırın bu ara birazcık sıkıntı çıkartıyor. Bir tarafını fazla kızartıyor. Bu fırınla alakalı. Sizin olması gereken şu şekilde kızartmanız yeterli. Ben resmini falan çekene kadar biraz havası indi. Çok güzel kabarmıştı. Harika olmuş. Tam yarım saatte pişti arkadaşlar. Resmini falan çekene kadar biraz havası indi. Çok güzel kabarmıştı. Ben dilimli servis tabağını alayım. İstediğiniz büyüklükte artık dilimleyebilirsiniz. Ben böyle küçük bir bıçakla dilimledim. Yarım saatte de zaten çok rahatlıkla içindeki patatesler, havuçlar pişer arkadaşlar. Pişmediğini falan düşünmeyin. Şu bıçağı biraz daha büyük kullanamaz mıydınız diye muhakkak yorumlar gelecek. Ama inanın ben böyle küçük bıçakla daha rahat. Şöyle bir tane alayım. Görüntüsünün güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Harika gözüküyor. Müthiş bir şey oldu böyle bol sebzeli. İster kahvaltıya. Ben kahvaltıya yaptığım için kahvaltılık dedim ama sizler 5 çayınıza da hazırlayabilirsiniz. Bıçakla şöyle keseyim. Ondan sonra videomu bitireyim. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı, ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.